bu çocukların evlatlık edilmesini asimilasyon politikası olarak görüyorum. Bahçeli açıklama yapıyor. Her ilden birer tane çocuğu biz vakıflarımızda barındıracağız diyor. Ne yapacak? Türk milletine yararlı evlatlar yetiştirecek kendi düşüncesine göre. Yani yapılmak istenen az buz da değil. 1000 küsur çocuk şimdi hangi yerde tarikat yurtlarında olduğunu duyuyoruz. Kimlerin elinde olduğunu bilmiyoruz. Kesinlikle Türkleştirilmiş çocuklar yaratacaklar yani. Asimilasyon politikası başka bir şey değil. 5 yaşında kızım var. Çocuğu nasıl evlendirirler, nasıl verirler? Olur mu öyle şey ya? Ya bir de evlatlık ya. Senin evladınla o evlatlığın bir farkı var mı? Ne farkı var yani? Yazıklar olsun, ne diyeyim? Utanç verici bir şey yani. Çocuklarımızı kimlerin yani eline emanet ediyoruz? Dini böyle bir şeye de alet ettikleri için de gerçekten şu anda çok üzgünüz. Din istismar ediliyor. Bunda zaten aslında biliniyor ama şimdi kalkıp da bir din adamının böyle bir açıklama yapması kabul edilecek olan bir şey değil. Hani zihniyetleri aslında ne yapacaklarıyla ilgili zihniyetlerini de bu açıklamayla göstermiş oldular. Yani oradaki edinecek olacaklar kız çocukları zaten daha önce de duyduk. 6 yaşındaki kız çocuğunu 24 yaşındaki bir adamın evlenmesine müsaade vermeleri de bu zihniyeti zaten gösteriyor. Yani bu demektir ki çocuklarımız gerçekten tehlike altında, korumasızlar. Onun için bütün kadın arkadaşlarım, bütün duyarlı STK'ların bu konuda duyarlı olmalarını istiyorum. Çocukların nereye gideceğiyle ilgili gerçekten açık ve şeffaf olmaları gerekiyor. Böyle din sansarlarının elinde çocuklarımızın heba edilmesine, zaten bir travma yaşadılar. O yaşadıkları travmayı daha atlatmadan böyle şeylere, vakıflara teslim edilmeleri gerçekten çocuklarda bir ikinci darbe diyeyim. Bir ikinci sıkıntı. Yani onun için lütfen din artık şu çocuklardan elinizi lütfen, Diyanet çocuklarımızdan lütfen elinizi çekin. Hepimiz bu konuda zaten çok öfkeliydik. İyice öfkemiz tavana vurdu bu fetvayla da birlikte. Çünkü burada iki tane önemli şey var vurgulanması gereken. Ortaya çıkan deprem bölgelerindeki manzara zaten aslında Türkiye'de kamunun tamamıyla ortadan kalktığı ve devletin bu anlamda içinin boşaltılıp bir şiddet ve gericilik aygıtına dönüşmesinin sonucu zaten. Bu bakımdan Diyanet'e zaten özellikle çocuklarla ve kadınlarla ilgili çok temel bir görev verilmesi, bütçesinin arttırılması ve bizim hayatımızın her noktasında fetva verir hale getirilmesi son derece zaten büyük bir sorundu. Şimdi bunun en korkunç ve denetlenemez şekilde ortaya çıktığını görüyoruz. Hani laiklik ilkesi vesaire bütün bunları da geçtim ama gerçekten yüzlerce belki binlerce çocuğun kaderinin ne olduğunu bilmediğimiz bir yere sürükleniyor ve tarikat evlerinde yaşananların, kadınların, çocukların yaşadıklarını zaten en son küçük bir kız çocuğundan tecavüz, evlendirme vakasında daha önce tarikat yurtlarında intihar eden çocuklarla görmüştük. Buna izin vermeyeceğiz. Artık izin verme sınırını aştık. Hiçbir şekilde kabul edilemez olduğunu düşünüyoruz.